Yuh artık ya, 2500 lira fatura mı olur? Komşu, sana ne kadar gelmiş? Bana hiç gelmiyor. Nasıl hiç gelmiyor abi ya? Kaçak mı kullanıyorsun yoksa? Yo, ne kaçak? Nasıl oluyor da faturan sıfır geliyor? Yoksa senin beyaz eşyaların A+ mı? Gerçi A+ olsa da yine bir şeyler gelir. Doğru söyle abi, ne kullanıyorsun sen? Hiç. Dur sen bekle bakayım. Gel abi. Ulan inşallah anlamaz. Otuz dakikaya hazır olur abi. Oha, senin makine konuşuyor mu ya? He, yapay zeka özelliği var. İyiymiş. La bak hele. Biraz torsil ver, torsil. Tamam, veriyorum. Yukarıdan değil ulan, aşağıdan ver. Beyazlar kirlendiyse onları da getir. Tamam, getiririm. Abi ön yıkama yapmasın. Elbiselere zarar veriyormuş. Ön yıkama yapmana gerek yok. Tamam abi. Vay anasını ya. Harbiden çok iyiymiş abi. Hadi kolay gelsin. Bunları yıkayıp çıkabilir miyim? Ulan haftada bir geliyorsun zaten. Başka bir yerde elektrikli süpürge olarak çalışacaktım. Ama neyse. Tamam tamam, sakın makineden çıkma, bizim komşu bilmesin. Yavaş lan yavaş. Nasıl ya? Bulaşık makinesi de mi yapay zeka ile konuşuyor? Ha evet evet. Kaç dakikaya biter lan? 20 dakikaya gel al. Tamam, kolay gelsin. Sağ ol anam. Yapay zekaların adı da oluyordu. Senin adın neydi? Cumali. Cumali mi? Fırında bir görseydik. Tabii tabii. Baba ne yapıyorsun? Mangal yapıyorum oğlum. Davul fırında mangal mı olur ya? Ne olmasın oğlum? Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçenki gibi bunları yakma ha. Tamam, fazla pişirmem bu sefer. Kaç dakikaya çıkar? Çıkınca ben seni ararım dayı. Yuh artık ya, fırın sizi arayabiliyor mu? Arıyor tabii. Yine benim tavukları yeme ha. Göz hakkı diye bir şey var ya. Ne oldu bir tane yediysek? Hadi göz hakkı bir tanesini yiyebilirsin hadi. Ver hadi mangalı. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abi. Abi bir de televizyonu görüm ya. Ne açayım sana? Al Pacino. Ulan en zor filmi seçti. Kim oynayacak şimdi Al Pacino'yu? Siz nerelisiniz ağam? Antalya kaç canım? Ne oluyor ya? Aslında hepimiz akrabayız. İlkin ben adam vurmuşum. Ondan sonra hepsi beni takip etti. Bizi tanımayan yoktur. Lakabımız nedir biliyor musunuz? Ali Baba ve Kırk Haramiler. Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Korkunç tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yaşlılar bunu defalarca yaşadı. Gençler sürüden ayrılmama gereğini biliyorlar. Büyük tehlikelere rağmen ilerliyorlar yollarına. Devam etmeliler. Dünya onlara fısıldadı. Harekete geç. Harekete geç ve yaşa. Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik. Son düzlüğe girilince Gül Batır birinci, Şah Batır arkadan geliyor. Gül Batır birinci, Şah Batır arkadan geliyor. 10. yıl gazi koşusunu Süleyman Atlı'yla Gül Batır alıyor. Gül Batır alıyor. Abi bu nasıl bir şey ya? Bütün oyuncuları bir kişi oynuyor. Tamam tamam. Ne olmuş abi? Davul fırını aradı. Yemek pişmiş. Davul fırını mı aradı? Abi Al Pacino bitti. Başka ne istersin? Kuzey Güney. Bu kim abi ya? Bu evde ne oluyor? Sana niye az fatura geliyor demiştin ya. Sebebi bu. Nasıl yani? Bulaşık makinesinin, çamaşır makinesinin, davul fırının, televizyonun hepsinin içinde adam var. Adam mı var? Niye var abi? Haftada bir gün geliyorlar. Biri bulaşığı, biri yemeği, biri çamaşırı, biri de televizyon işimi görüyor. Bu sayede elektriği daha az kullanmış oluyorum. Vay be. Peki abi bu Kuzey Güney nasıl oynayacak? İzle şimdi. Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen be? Lan manyak adamı hasta etme.